Yani üç büyüklerde oynayan ilk oyuncu. Dört büyükler anlamına baktığımızda da e... üç tane örnek var. Sonuncusu Bas oldu. Ondan önce Sosa bir de Mehmet Aurelio var. Ya doğru Sosa da evet. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Trabzon Aurelio da Trabzonspor yine. Beşiktaş, doğru. yani Fenerbahçe, Beşiktaş. İstanbul takımları üç büyükler olarak i̇lk. baktığımız zaman evet. Yani bu transfer Galatasaraylar adına sevindirici olarak Bence baktım. iyi bir golcü, iyi bir santrafor. Bence doğru bir hamle. Yani ikinci santrafor anlamında Galatasaray'ın son iki sezon ki forvet rotasyonuna bakarsak yani ilk sezon şampiyonun geldiği ilk sezon işte Seferovic hamlesi vardı olmadı. Gomis hiç hesapta yokken bir katkı vermişti. Geçen sezon Carlos Vinicius hiç katkı veremedi, varlık gösteremedi. Yani bu sezon bence Batu Hoca, Okan Hoca değişmezse bu maliyetle bu transfere yazık olur. Yani bak 4-4-2 mi oynar? 3-5-2 mi oynar zaman zaman? 4 -4 Icardi varsa Icardi oynar. Sence bak şu an yedek mi olmalı? 4-4-2 mi oynamalı Galatasaray? 4-4-2 yani onu bazı maçlarda değişebilir. Bazı maçlarda üçlü mesela hiç yapmadı Okan Hoca. Yani 4-4-2 olarsa burada Icardi'nin de istemesi 4 -4 önemli. 4-4-2 e, önümüzdeki yıl hani iç saha maçlarında özellikle deneyeceği söyleniyor. Söyleniyor ama daha görmedik, kampı görmedik. Söyleniyor da yani ya, hareket etmem. göremez Bu transferi görmeden, bu transferi yaptığına yani. göre oynaması lazım. Batshuayi'yi sadece yedek bekletip kupa ya da işte Icardi'nin olmadığı maçı beklersek Icardi'nin olduğu sürece geçmişten gördük. Hani bazı maçlarda tek bacağımla bile oynarım diye Aşağı yukarı 9-10 maç şampiyonlar gibi birlikte arka arkaya sakat sakat oynadı. Doğru. Icardi varsa Icardi oynar. Hoca değişecekse, Icardi ile beraber oynayacaksa. Eğer aynı senin örnekleri verdin. Seforoviç, Vinicius, e, Bakan geriye bu. geriye gidelim var. Gomis. Evet. Bunların olduğu yerde sadece burada Bakşuay'ı yedek olarak aldıysa o zaman 12-15 milyon lira maliyete çok yazık olur. Peki Savaş abi hemen iki isim var onları sorayım sana. Bir tanesi Asenyon. Bir tanesi de Höyberg. Asenyon'dan başlayalım. 8 milyon euro'luk bir teklif yaptığı söyleniyor Galatasaray'ın ki oyuncuya devre arası da Galatasaray'ın ilgisi vardı. Oyuncu Burnley'e gitti ama Burnley Championship'e düştü. <laughs> ee, yeniden bir ilgi doğdu oyuncuya ve Ren'in de 11 milyon euro istediği söyleniyor. Yani teklif 8, istenilen 11. Eğer buysa fiyatlar e, sanki orta yol e, Asenyon'da bulunacak gibi yani şu anda e, Asunyon planı çok daha fazla. Geçen çünkü Ocak ayından da bu transfer görüşmeleri vardı. E, bir takım çalışmalar vardı. Oraya doğru gidiyor. İş e, biraz da ardın oluyorlar. Şimdi ilk transfer Başşuay transferi. Temmuz başında açıklanır. Avrupa Şampiyonası hala takip ediliyor. Hı. Belki yeni isimler de ortaya gelecek ama Sabek transferini bir an önce yapması lazım Galatasaray'ın. Burada da inceleyip sık dokuyor. Çeşitli isimler var. Çok başka isimler çıkıyor medyada. Bugün baktığın zaman ee, bunun içinde Ostar de koyanlar vardı. Bu kadar çabuk sosyal medyanın gazına gelmemek lazım. Sosyal medyada korkunç isimler çıkıyor ortaya. Hani bakıyorum böyle e, Groska ismi Galatasaray görüştü işte görüşüyor transferi bitirebilir diye. Ben Groska ile Galatasaray'ın şu ana kadar hiçbir teması olmadığı... Goreska'nın bir, zaten bir şey. sosyal medyada yaptığı bir hareket sanırım bir yorum beğenmişti. Ha.